Emre Akıncı bizimle dedik. Emre Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz umarım. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Önce biraz şirketin hikayesini sizden dinleyerek başlayalım. Tabii. Zaxa yaklaşık 7 yıllık bir girişim. 2015 yılından itibaren şirketleşerek giderek büyüyen bir yapı. Aydonat Atasever ve Baki Gezgin tarafından kurulan, sektöründe ilk, halen de seri üretimi olarak en büyük olan yerli ve milli bir 3 boyutlu yazıcı firması. Peki şimdi Emre Bey, yerli ve milli olması önemli ama hep bu vurguyu yaparken ithal girdi var mı yok mu? Teknolojisi mi yerli? Hep böyle sorular gelir akıllara. Dolayısıyla ben o tarafı da sorayım size. Hem genel olarak yabancı rakipler kimler? Dünyada genel olarak pazar büyüklüğü nerede? Dolayısıyla siz de Zaxa olarak bu yerli ve millinin altını nasıl dolduruyorsunuz? Tabii ki şöyle, üç boyutlu yazıcı dünyası iki farklı bileşenler oluşuyor. Bir donanım dünyası var, yani yazıcıların, bir beyaz eşya gibi düşünün, yazıcıların kendi bileşimleri, bir de üzerine eklenen yazılım. Bu ikisi bir araya geldiğinde sonuç alabiliyoruz. Donanım tarafında %76 olarak yerli ve milliyiz. Türkiye'de üretilemeyen bazı parçaları genel olarak ithal ediyoruz. Onları da parça olarak ithal etmiyoruz. Bizim kendi tasarımımız ekibinin özel siparişi, özel tasarımları yurt dışında üretiliyor, geliyor. Yazılım tarafına gelince de orada harika bir ekibimiz var, 6 yıllık. Onun tamamı yerli ve milli. Yani genel olarak %76'sı donanımın yerli milli diyebiliriz. Peki benim merak lütfen devam edin, buyurun. Diğer sorunuzun geri kalanına gelince de dünyada rekabetin çok yoğun olmadığı bir sektör. Çünkü ürün geliştirmek 5-6 yıl kadar uzun süreçler alıyor. Çok yüksek teknoloji ve milimetrenin binde biri mikron bazında üretim yapan cihazlar üretiliyor. Hollanda, Amerika, Çek Cumhuriyeti ve Polonya bizim şu an dünya rakiplerimizin kendi pazarlarında güçlü olduğu ülkeler. Peki özellikle bu ülkelere baktığınızda, yani pazar büyüklüğü anlamında sormuyorum bunu ama know-how, bilgi birikimi anlamında Türkiye ile kıyaslandığında bize ne kadar gidecek yolunuz var ve Zaxa olarak sizin özellikle yurt içi pazar dışında, yurt dışı pazarlardaki hedefleriniz ne? Tabii ki şöyle, Amerika bu anlamda en ölçümlenebilir pazar. Buradan bir örnek verebiliriz. Türkiye geçen sene yaklaşık 30 milyon dolar civarında bir 3D yazıcı kapasitesiyle kapattı. Amerika'daki bu rakam 2 yıl sonra 20 milyar dolar aşacak. Bu şekilde bakarsanız binde birlerindeyiz. Avrupa ülkelerinde ise yine aynı şekilde kullanımlar çok yaygın. Çünkü ülke, özellikle Batı Avrupa'da gelir seviyesi hane başına yüksek olduğu için kolaylıkla bir akıllı telefon alır gibi herkes çocuğun evine artık bir 3 boyutlu yazıcı alıyor. Aynı şekilde 3 boyutlu kullanmak isteyen işletmeler, KOBİ'ler rahatlıkla bunları Batı ülkelerinde alıyorlar. Türkiye böyle bebek adımlarında ama ben çok umutluyum. Hani Türkiye teknolojiye ve üretime çok yatkın bir ülke. Nasıl Facebook'ta sonradan başladık, hala dünyadaki en yüksek kullanıcılardan biriyiz. Nasıl üretim sektöründe pandemiye rağmen çok büyük bir kat ediyoruz. Bu ikisinin bileşiminde oluşan bir 3D yazıcı sektörü, önünde çok yol var. Peki geçen sene 8 milyonluk bir yatırım aldınız. Aslında bu önemli çünkü hani pandemi döneminde genel olarak startup ekosistemine ya da işte scale up dediğimiz şirketleri de bunun içine koyalım ya da tohum aşamasındakileri, yatırım çekme konusunda çok iyi bir sene değildi. Tabii riskler, belirsizlikler arttı. Her ne kadar bunu fırsata dönüştüren şirketler olsa da oldukça nakit akışını yönetmek, şirketi dışarıya anlatıp sermaye toplamak da zordu. O yüzden ben o yatırımı sorayım. Hem bu yatırım arayışınızda özellikle kimlerle konuştunuz, bizi izleyen diğer girişimcilere de biraz örnek olması, örnek teşkil etmesi anlamında ve yatırımı aldıktan sonra da nasıl kullandınız bunu? Tabii ki geçen sene sonbahar döneminde yaklaşık 40 milyon lira gibi bir değerlemeyle biz yatırım aldık. Totalde 8 milyon TL'lik. KVK, Muzaffer Akpınar ve Nevzat Aydın gibi değerli yatırımcılar bize dahil oldu. İyi bir haber daha vereyim. Hali hazırda bir girişim sermaye fonuyla da ikinci bir aşamamız devam ediyor bugünlerde, sonlanmak üzere. Biz bunun sermaye bulmakta çok zorlanmadık aslında. Sonuçta bir beyaz eşya üretiyoruz bir anlamda. Bir app değiliz, tek noktadan kontrol edilmiyoruz. 35 kişilik bir ekip var, içinde mavi yakalı yüksek mühendisler bir arada. O yüzden biz daha çok teknolojiye yatkın yatırımcıları tercih ettik. Nitekim kendileri de hem KVK olsun hem Muzaffer Akpınar, Nevzat Aydın olsun Yemek Sepeti bu anlamda çok değerliydi. Bize çok şey katacaklarına inandık. Biz bu yatırımı
yeni ürünleri çıkarmak ve dünya açılımını en sonunda geliştirmek için aldık açıkçası. Yani 22 aydır çok yoğun bir şekilde Ar-Ge'ye yeni ürünler için yatırım yapıyorduk. Bunların artık son aşamaya gelmesi, seri olarak üretilmesi ve yaz sonu itibariyle, yani amacımız bu 2 ay sonra tüm dünyaya yeni modellerin satılması amacıyla bu yatırımı aldık. Bu sebeple yeni ürünler çıktıktan sonra önümüzdeki dönemde özellikle yurt dışından yine yatırımcılarla görüşmelerimiz başlayacak. Peki Emre Bey, burada aslında biraz belki hangi alanlar, hangi sektörlere giriş yapıyorsunuz onu da anlatmak, izah etmek gerekiyor. Ne dersiniz? Orada Türkiye'deki potansiyel nerede? Hangi sektörlerle özellikle işbirliği yapıyorsunuz? Evet, yani dünyada potansiyeli 2 noktada. Ya hobi kullanıcılarında, yani evlerde, ya da hobi veya üretim yapan işletmelerde, tasarımlar da buna dahil. Bu 2 alanda dünyada gruplanıyor alıcı grupları. Türkiye'de de aynı şekilde. Bizim en çok yoğun kullanıcımız ilk 5 sene, 2020 yılına kadar, pandemiye kadar eğitim kurumlarıydı. 1000'den fazla eğitim kurumunda bizim yazıcılarımız kullanılıyordu. Pandemiyle birlikte okulların kapalı olmasına rağmen endüstriyel taraftan ve ev kullanıcılarından biz çok yoğun bir talep aldık. Bu yatırımı dediğiniz gibi zor şartlarda almamızın sebebi de buydu. Yani %100'ü aşkın bir büyümeyi ana hedef kitlelerimizin %80'i kapalı olduğu halde başardık. Hali hazırda bu talep devam ediyor ilginç bir şekilde. Yani ev kullanıcıları daha yoğun bir şekilde başlangıç seviyedeki modelleri alıyorlar ve Türkiye'deki üretici, yedek parçacı, kalıpçı gibi firmalar da yoğun bir şekilde, hatta 20-30'lu adetlerde kendi üretim hatlarına yazıcılarımızı dahil ediyorlar. 2 kanaldan bu talep artarak devam ediyor ve devam edecektir. Peki Emre Bey, son sorum da şu olacak. Özellikle teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak önümüzdeki dönemdeki tercih edilebilirlik, başka sektörlere, başka alanlara giriş, iç pazar değil dış pazar dışında Amerika'ya değindiniz ama biraz son olarak Zaksa'nın hedeflerini sizden alalım, sonrasında tamamlayalım. Tabii bu arada şunu atladım, ekibi büyütmek, ekibin önemi, bunlara dair de ben yorumlarınızı merak ediyorum. Tabii tersten başlayayım. Ekip burada en önemli olay. Yani bizim kurucumuz Baki Gezgen 7 yıldır hani bir startup olarak ofiste yatıyor, kalkıyor. Çok değerli bir Ar-Ge ekibi var. Bunu düzenli olarak yönetiyor. Ekip burada olmazsa olmaz. Sermayenin çok fazla yol alamadığı, sermaye gücünden daha çok bilgi ve birikimin ön planda olduğu bir sektör, 3 boyutlu yazıcı dünyası. O yüzden global markaları ev tipi yazıcı sektöründe göremiyorsunuz, ofis tipi yazıcı sektöründe göremiyorsunuz. Çok yoğun bir kişisel emek gerekiyor. Biz bunu iyi başardığımızı düşünüyoruz Ar-Ge ekibimizle. Aynı şekilde satış sonrası destek kısmı da böyle. Biz satış sonrası destek kısmımızı bu aydan itibaren çok ciddi büyüteceğiz. Çünkü 3 boyutlu yazıyı verdikten sonra kişinin ona uyumunu sağlamak, firmaların ona uyumunu sağlamak çok önemli. Bu yüzden de biz birebir oranında bir büyüme ve personelde de sayısal olarak artış görüyoruz. Diğer sorduğunuz soruya gelince de bizim en büyük hedefimiz 4 yeni ürünümüz geliyor. Yerli ve milli oranları hala çok yüksek olan 4 yeni ürün geliyor. Bunları Ağustos sonundan itibaren Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ve Rusya başta olmak üzere CIS ülkelerine ihracat yapacağız. Şu ana kadar hep mikro ihracat yapıyorduk. Artık distribütörler aracılığıyla Eylül ayında bu büyük pazarlara gireceğiz. Oradaki satın alma güçleri çok yüksek olduğu için, 3 boyutlu yazıcıya hali hazırda yoğun bir talep olduğu için sonbahar bizim için çok keyifli geçecektir. Pandeminin hafiflemesi, dünyada hem uçuşların hem de ticaret yollarının rahatlaması bize çok avantaj sağlayacak gibi düşünüyoruz. Emre Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun.